Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün günde 200-300 liraya varan tasarımları, kazanımları nasıl elde edebilirsiniz? Bunu anlatmaya çalışacağım. Arkadaşlar bunun için hiçbir yeteneğiniz olmadığını varsayıyorum. Bir iş modeli yani bir yapabileceğiniz yapay zeka destekli bir iş modeli bulacağız. Ve nasıl bu işlere başvurabilirsiniz? Başvuru metinlerini nasıl hazırlayabilirsiniz yabancı dilde? Bunu size anlatmaya çalışacağım. İki tane şey göstereceğim bu videoda. Şimdi sizin kendi çalışmalarınız varsa direkt nasıl iş başvurusu yapabilirsiniz? Metinleri nasıl hazırlayabilirsiniz? Bu kısmı atlayabilirsiniz. Ama yoksa mesela arkadaşlar burada bir yapay zeka sitemiz var. Burada karikatürize edilmiş şu tarz şeyler yapıyoruz. Fotoğraflar yapabiliyoruz ve bunları ücretsiz bir şekilde buradan bu site üzerinden sadece bir fotoğraf yükleyerek yapabiliyoruz arkadaşlar. Şimdi bunun için size bir tane örnek çalışma yapacağım. Şimdi mesela burada Acun Ilıcalı'ya yapalım. Mesela Acun Ilıcalı'nın bir tane fotoğrafını alıyorum. Şu fotoğrafı zaten en çok bilinen fotoğraflarından biridir galiba. Bu fotoğrafı şimdi kaydediyorum arkadaşlar. Siz de ilk önce tabii iş başvurularına bakın. Bu tarz zaten yapan çok fazla insan var yani bu tarz karakterize edilmiş çalışma. Ben buradan seçiyorum. Burada erkek mi kız mı bunu da seçebiliyorsunuz. İstediğinizde. Yani siz farklılık olsun diye kadın da seçebilirsiniz. Şimdi burada bana çalışmalarımı oluşturuyor. Burada siteyi de inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Buradan çalışmalarımızı alıyoruz. Yani burada ücretsiz bir şekilde çalışmalarımızı alıyoruz. Bunları sonra Upwork, Fiverr galiba şeyi, Beyonluk gibi sitelerde ya da Reon'da, re.on.net adlı sitede oralarda satışlar yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bakın bize şeylerimizi oluşturduk, karikatürlerimizi. Burada işte farklı yerlere Acun'un kafasını şoplamış arkadaşlar ve farklı çalışmalar bize oluşturmuş gördüğünüz gibi. Ve bunları buradan düzenleme şansına da sahipsiniz. Örnek veriyorum şunu mesela gördüğünüz gibi arka planını vesaire. Bu şekilde düzenleyebiliyorsunuz. Mesela bunu şey attık, sahile attık ve buradan download deyip indirebiliyorsunuz. Bu şekilde çalışmalar elde edebilirsiniz ve bu çalışmaları Beyonluk vesaire gibi sitelere yükleyip kazanabilirsiniz. Hatta Beyonluk'tan bir istiyorsanız bakalım. Oradan Upwork'tan nasıl şey yapabilirsiniz. İş başvurusu için metin hazırlayabilirsiniz. Onlara bakacağız arkadaşlar. Beyonluk'tan mesela bu şeye. Ben buraya örnek bir hesap oluşturmuştum. Bakalım. Buraya mesela karikatür desek çıkar diye düşünüyorum. Karikatür diye bir aratalım. Bakalım burada bu işten ne kadar satılıyor. Bakın şöyle çalışmalar 200 liradan başlıyor arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi bizim gibi yine yapay zeka ile yapılmış işler 200-300 liradan satılıyor. Burada zaten evet mesela şu 150 liradan satışa koymuş. Bakın 400 liradan ya satışa koymuş. Bizim biraz önce yaptığımız çalışmalara benzer çalışmalar 150 liradan satışa koymuş. Bu tarz gelirler bu bakın 400 liradan yine aynı şekilde. Dijital karikatür çizimleri 800 lira arkadaşlar. Bu şekilde satışlarını yapabilirsiniz. Bunun için bu siteyi kullanıyoruz. Peki bu sitelere düzgün bir arkadaşlar şeye ihtiyacımız var. Başvuru metnine ihtiyacımız var. Bunun için ne kullanacağız? Bunun için de Upget diye bir şeyimiz var arkadaşlar. Upwork asistanımız var. Bunu kullanacağız arkadaşlar. Bunun zaten Google eklentisi var. ChatGPT ile beraber çalışıyor. Buradan direkt diyoruz ki Chrome eklentisi sayfasına götür bizi. Oradan eklentimizi kuracağız. Web Store'unda var zaten gördüğünüz gibi. Şimdi buradan Brave'e ekle diyorum. Ya pardon, siz hangi tarayıcıyı kullanıyorsanız tarayıcınıza uzantı olarak bunu ekliyorsunuz. Şu an benimki ekleniyor. Buradan elde ettiğimiz şeyleri arkadaşlar görselleri Upwork'ten Beyonluk'tan satmaya çalışacağız. Şimdi buradan start diyorum. Sonra arkadaşlar ChatGPT ile de bağlantı kuruyorum. Çünkü ChatGPT yapay zeka destekli bir şey bize hazırlayacak. Bir çalışma metni hazırlayacak. Evet arkadaşlar bunu da hallettim. Gördüğünüz gibi şu sayfayı bir yenileyeceğim. Evet şimdi bağlantım da kuruldu. Bunların hepsini kapatıyorum şimdi. Bunlarla bir işim kalmadı. Sadece şey kalsın.
Yoğunlukta satış hani görmemiz için kalsın. Şu eklenti sayfasını da kapatıyorum. Burada da bir işimiz kalmadı. Kapatıyorum. Şimdi arkadaşlar Upwork'e geldim. Upwork'ten şimdi kendime uygun bir tane iş bakacağım. Buraya karton diye arattım. Şimdi mesela ne yapabiliriz? Ya, örnek veriyorum tamamen şu bir el maskotla logo istiyormuş. Mesela bu işe girdik. Hemen şöyle yeni sayfada açsın. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi işe girdik. Bu işe şimdi mesela başvuruyoruz. Sayfamız açılsın. Burada bize daha doğrusu bir başvuru metnine girmemiz gerekiyor. Gördüğünüz gibi bunu yazabilirsiniz. Ya da buradan biraz önce kurduğumuz eklentiye tıklıyorsunuz arkadaşlar. Tıkladıktan sonra buraya bir profil girmeniz, profil oluşturmanız gerekiyor tabii ki. Kendi özelliklerinizin olduğu bir profili oluşturuyorsunuz. Oluşturduktan sonra, pardon şuraya geliyorum. Buraya doğal bir konuşma metni mi, resmi bir konuşma metni mi vesaire bu bilgileri buraya giriyorsunuz. Kaç kelime oldu, kaç kelimelik bir metin göndermek istiyorsunuz bunu giriyorsunuz. Örnek veriyorum ortalama 100 kelimelik bir metin başvuru metni göndermek istiyorsunuz. Sonra buraya ekstra bir bilgi girmek istiyor musunuz bunu giriyorsunuz. Sonra arkadaşlar da buraya giriş yaptıktan sonra şurada. Giriş yaptıktan sonra buraya şeyimiz geliyor. Başvuru metnimiz oluşuyor. Buradaki adımları da işte zaten teklifiniz vesaire verirsiniz onları biliyorsunuzdur. Buraya ne kadar çok bağlantı eklerseniz arkadaşlar mesela 10 bağlantı o kadar çok başvuru sıralamasında üste çıkarsınız. Onu söylemem gerekiyor. Buradaki satıcı bizden 4 bağlantı istemiş. Siz bunu arttırabilirsiniz. Yani arttırırsanız daha iyi olur. Örnek çalışmalarımızı zaten biraz önce buradan almıştık. Bu çalışmaların arka planını vesaire düzenleyip ya da tamamen Canva'ya gidip farklı şekillerde yine bu sadece şu görseli alıp farklı şekillerde düzenleyip yapabilirsiniz. Mesela bunu spor salonuna koyarsınız vesaire yapabilirsiniz ve buraya örnek çalışmalarınızı yükleyin. Burada yaptığımız gibi örnek çalışmalarımızı yüklüyoruz. Ondan sonra arkadaşlar başvuruyoruz ve gelen cevabı bekliyoruz. Bu kadar basit. Burada nasıl başvuru yapabileceğiniz, başvuru metni nasıl hazırlayabileceğinizi, örnek tasarımları nasıl hazırlayabileceğinizi gösterdim. Diğer videolarıma bakmayı unutmayın. Kanalıma abone olur ve like atarsanız sevinirim. Hoşçakalın, bay bay.